Merhaba, iyi günler. Bugün cezaevindeki gazeteciler hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Sayı giderek artıyor, yeni yeni isimler ekleniyor ve işin acısı hapisteki gazetecilere yönelik ilgi, destek, dayanışma azalıyor. Böyle bir ters orantılı bir şey var. Çok acı bir durum, acı bir süreçten geçiyoruz. Hafta sonu Kadri Gürsel'in eşi Nazire ile beraberdik. Onunla konuştuk. Cuma günü ilk defa ziyarete gidebilmişti Kadri'yi. Onunla konuştum. Ayrıca Şahin Alpay'ın, Ahmet Altan'ın yakınlarıyla konuştum. Kimilerinin eşleri, kimilerinin çocukları, kimilerinin kardeşleri sahip çıkmaya çalışıyorlar ve büyük ölçüde çok büyük bir karamsarlık ve moral bozukluğu içerisinde aileler. Zaten ilginç olan hemen hemen her biri konuştuğunuzda cezaevindekilerin kendilerine moral verdiğini söylüyorlar ve cezaevinde görüştükleri kişilerin, yakınlarının sağlıklarının yerinde, keyiflerinin yerinde olduğunu, rahat olduklarını ama dışarıdaki yakınlarından endişe ettiklerini söylüyorlar. Bu duyguyu bilirim, daha çok gençken 19 yaşında askeri cezaevinde 12 Eylül döneminde hapis yatmış birisi olarak, siz içeride zaten yeriniz bellidir, yurdunuz bellidir, çıkamazsınız. Zaten orada kapatılmışsınızdır. Ama dışarıda aileleriniz, yakınlarınızın ne yaptık, ne ettiğini dert edinirsiniz. Ne yapabildiklerini dert edinirsiniz. Şimdi de benzer bir süreç yaşıyoruz ama Türkiye'de bu benim dediğim olay, kendi deneyimim 12 Eylül askeri darbesinin arkasındandı. Şimdi bambaşka bir dönemde, olağanüstü harp koşulları altında Türkiye'de çok ciddi bir temel hak ve özgürlükler konusunda çok krizli, sancılı, acılı bir dönemden geçiyoruz. Gazeteciler için özellikle bu böyle. Şöyle bir hafızanızı yokladığınız zaman, bir 2-3 yıl öncesine gittiğiniz zaman o dönemdeki gazetelerde, televizyonlarda kimler vardı, şimdi kimler varı karşılaştırdığınız zaman Türkiye'nin son 2-3 yılda özellikle medya konusunda nasıl bir altüst oluş yaşadığını görürsünüz. Zaten çok sayıda gazete ve televizyon artık yok. Kapatıldı, el konuldu, kapatıldı, kapısına kilit vuruldu. Bazı gazeteciler işlerinden oldular. Bazı gazeteciler zaten iş yerleri kapatıldığı için işsiz kaldılar. Bazı gazeteciler gözaltına alındı, tutuklandı. Bazı gazeteciler de yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Ve şu anda gerçekten de şunu söylemek hiç abartılı değil. En zor durumda olanlar herhalde Türkiye'nin içerisinde kalıp hala gazetecilik yapmaya çalışanlar. Çünkü sırtlarında çok büyük bir yükümlülük, sorumluluk var. Ve sürekli olarak da demokrasinin kılıcı gibi sıranın kendilerine gelme ihtimali var. Çok bu anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Ben 1985 yılında gazeteciliğe başladığım zaman 12 Eylül rejiminin hala etkileri kısmen sürüyordu. Daha sonra 90'lı yıllarda Kürt sorunu nedeniyle çok büyük bir baskı ortamından geçildi. Ama hiçbirisi, gerçekten hiçbirisi şu anda yaşadıklarımız gibi değildi. Şöyle bir notu özellikle düşmek isterim. Ahmet Şık, Nedim Şener gözaltına alındığı zaman bir grup meslektaş, Ahmet ve Nedim'in gazeteci arkadaşları Andıga kısaltmasıyla çok büyük bir faaliyet yürütüp, imkansızlıklarla, engellemelere rağmen çok büyük bir faaliyet yürütüp bu olayı hem ulusal hem de uluslararası alanda bir kamuoyuna duyurma şansı yakalamıştık. Ben birinci derecede başlatanlardan değilim ama katkıda bulunanlardandım ve orada çok büyük bir başarı elde etmiştik. O günden bu Ahmet ve Nedim düşünüldüğü zaman, o günün koşulları düşünüldüğü zaman çok popüler gazeteciler değillerdi. Dar bir çevrede tanınan, henüz genç sayılabilecek o tarih itibariyle özellikle isimlerdi. Bugün baktığımız zaman çok kalabalık bir isim listesi var. Ahmet Altan, Mehmet Altan, Şahin Alpay, Mümtaz Ertürkene, Ali Bulaç, Aslı Erdoğan, Necmi Alpay, Cumhuriyet Gazetesi yazarları, Kadri Gürsel vesaire. Çok uzun bir liste var ve o dönemde
o imkansızlıklar içerisinde genç meslektaşlarının verdiği desteğe, Ahmet ve Nedim'e verdiği desteğin binde birini bu çoğu çok popüler olan, sadece Türkiye'de değil dünya çapında da bilinen, Türkiye denince akla ilk gelen isimlere destek verilemiyor. Bunun temel nedeni tabii ki şu anda yaşanan OAR şartlarının ağırlığı. Ama şunu da özellikle vurgulamak isterim. O tarihte cemaatle, Gülen cemaatiyle, şimdiki tabiriyle FETÖ'yle AK Parti iktidarı arasında bir ittifak vardı ve Ahmet Nedim olayı özel olarak cemaatin kendi kirli işleri için uygulamaya soktuğu kişisel bir meselesiydi. Ve dolayısıyla bizler, birileri AKP'ye ulaşarak, AKP'lilerin zaten bundan rahatsızlıklarından istifade ederek, cemaatin kendi başına iç çevirmesinden duydukları rahatsızlıktan istifade ederek bu olayı bir yerlere taşıyabiliyorduk. Ama şu anda bir ittifak falan söz konusu değil. Şu anda AK Parti iktidarının ve özellikle Tayyip Erdoğan'ın mutlak bir iktidarı var. Ve burada çok kişinin yaşananlardan şikayetçi olduğunu, memnun olmadığını bilmemize rağmen bir ittifak söz konusu olmadığı için hiç kimse burada gazeteci tutuklamaları ya da başka özgürlüklerin kısıtlanması konusunda, en son örneği Boğaziçi Üniversitesi'nde gördük, rektör ataması meselesinde de en bundan rahatsız olmasını beklediğimiz hükümet yetkililerinin çok abes, hiçbir inandırıcılığı olmayan açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Yani şu anda Türkiye tamamen Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde farklı seslere, hele iktidar içerisinde farklı seslere izin vermiyor. Dolayısıyla şu anda burada bir gedik açmak, bu gediğin içerisinden haksız yere, suçsuz yere, abes suçlamalarla gözaltında alınan, tutuklanan gazetecilere, köşe yazarlarına sahip çıkma, onları oralardan kurtarma şansına maalesef sahip değiliz. Ve işin acı tarafı, her geçen gün daha yeni isimler, daha yeni gelişmeler, olumsuz gelişmeler eklenince var olan umut kırıntıları da giderek yok oluyor. Özellikle ilk içeri alınan gazetecilerin yakınlarıyla konuştuğunuz zaman tutuklu yakınlarının yeni gelişmelerden daha da tedirgin olduklarını öğreniyorsunuz. Yani kendi durumları daha netleşmeden yeni tutuklamalar, yeni baskılar, üzerine sadece gazetecilere yönelik değil, HDP'ye yönelik, Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın ve diğer 8 milletvekilinin tutuklanması gibi giderek artan bir tutuklama furyası var. Şu anda Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'ın ve arkadaşlarının hakkındaki suçlamalar dışında diğerlerine ne tür suçlamalar yöneltildiğini ancak savcıların sorgularından anlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi örneğinde gördüğümüz gibi, en son Akın Atılay olayında gördüğümüz gibi, suçlamaların büyük bir çoğunluğunun doğrudan düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu görüyoruz. Niye bunu yazdınız? Niye bu başlığı attınız? Burada şu mesajı mı vermek istediniz? Niye bu konuda eleştirmediniz, şu konuda eleştirdiniz şeklinde? Bunun örgütsel ilişki, şununla bununla hiçbir alakası olmayan, tamamen yazarların, gazete yöneticilerinin düşünce özgürlüğü kapsamında, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi gereken faaliyetlerinin suçlandığını görüyoruz. Özellikle FETÖ soruşturması kapsamında alınan gazetecilerin büyük bir kısmına yüklenen suçlama çok belli. 17-25 Aralık'tan sonra hala niye bu yayın organlarında yazmayı ya da televizyonlarında program yapmayı sürdürdünüz suçlaması. Ama bu da tamamen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir şey. Ve şu ana kadar her şey belirsiz. Yani hiçbir şey belli değil. Nelerden suçlanacaklar, nasıl suçlanacaklar, hangi kapsamda suçlanacaklar? Mesela gazeteciler 15 Temmuz'un ardından sorgulanan, tutuklanan gazeteciler darbeci subaylarla birlikte mi yargılanacaklar? Yoksa onlar ayrı bir davada mı yargılanacak? Bu belli değil. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki olay belli değil. Kapatılan birçok yerin akıbeti belli değil. OAL ne kadar sürecek?
OAL kalkarsa bunlar otomatik olarak geri açılabilecekler mi? Bunların hepsi belirsiz. Ama belli olan bir şey var. Bütün bu uygulamalara rağmen normalde her biri tek başına, tek tek, mesela bir Ali Bulaş'ın tutuklanması ya da Şahin Alpay'ın tutuklanması çok büyük tepkiye yol açması gerekirken, hani abartarak söyleyelim, kıyamet kopması gerekirken, hepsi birlikte olmasına rağmen bir anlamda yaprak bile kımıldamıyor. Bu Türkiye'nin çok büyük bir acısıdır. Benim de bu yayını, bugün bu yayını yapmamın tek nedeni budur. Yoksa yani özel olarak söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ama şunu söylemek lazım. Bunları unutmamak lazım. Bunları gündemde tutmak lazım. Düşünce ve ifade özgürlüğü, özellikle basın özgürlüğü bir ülkenin var kalmasında en temel özgürlüklerdir. Bunların olmadığı bir yerde kimsenin özgür olması mümkün değildir. Dolayısıyla basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkmak ve buna yönelik ihlallere karşı durmak gerekir. Bir yerden sonra yani insanları tanıdıkları vardır, güvendikleri, okudukları yazarlar vardır, sevmedikleri yazarlar vardır. Bunların bir yerden sonra hiçbir anlamı yok. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bir dönem Gülen cemaati bu ülkede hakim güçken, iktidarın önemli bir parçasıyken, gazeteciler içeri atılırken, o gazetecileri içeri attıranların büyük bir kısmı şimdi içeride. Çok net bir şekilde içerideler ya da bir kısmı kaçtı, gitti. Yerlerine daha alt düzeyde insanları bıraktılar. Onlar ya içeri girdi ya da adli kontrol şartıyla tali oldular. Ama zamanında bu tezgahları kuranlar, basın özgürlüğü üzerine tezgah kuran ve kendilerini de gazeteci olarak sunan insanların önemli bir kısmı yurt dışında kaçtı, cemaatin isimleri. Az bir kısmı da içeride. Bu da bize gösteriyor ki eğer medyadaysanız, gazetecilik yapma iddiasındaysanız, özellikle sizinle hiçbir alakası olmasa da, hiç sevmeseniz de diğer meslektaşlarınızın özgürlüklerine göz dikmeyin. Çünkü bu ülke öyle bir ülke ki hiç ummadığınız bir zamanda piyango pekala size de vurabiliyor. Böyle bir piyangonun olmaması için herkesin her türlü basın özgürlüğü ilanına karşı ayrım gözetmeksizin karşı durması gerekiyor. Bunu söylüyorum ama bunun çok mümkün olmadığını da maalesef biliyorum. Ama yine de söylemek boynumuzun borcu olsun. İyi günler.